Müslüman erkek zalim olabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eliyle itiyor zalim erkeği. Onlar sizin iyi müminleriniz değil diyor. Kadınlar gelip, ya Resulallah, bu erkekler bizi tartaklıyor. Bu erkekler bizi dövüyor diye şikayet ettiğinde, ne yapayım, aile içi mesele bunlar. Allah onlara hak verdi. Buyurmadı. Ne buyurdu peki? Bakın bana buyurdu. Kadınlar benim evime gelip, hanımıma, sizin onları dövdüğünüze dair şikayette bulundular. Bu şikayetler benim aileme geldi. Bakın, Resulullah olarak konuşuyor. Bakın, böyle yapanlar, yani, şefliğini zulüm aracı olarak kullananlar, kadını sömüren, evde ağalık ve despotluk yapmaya kalkanlar, leysu bi hiyarikum, sizin Müslümanlıkta iyi olanlarınız değildirler. Bıyıkların kalın olabilir senin. Kalın bıyığın ve kalın sesin, ağaca tavırların, patronca edaların, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin seni elinin tersiyle itmesinden başka bir işe yaramamıştır. Bugünkü mantıkla bakılacak olsaydı, Peygamber aleyhisselam efendimizin ayağa kalkıp, yahu er-ricalu kavvamun ale'n-nisa diyor Allah ama, ben bunu kaldırdım, erkekler zulmediyor demesi lazımdı. Haşa, böyle demedi. O ayeti yanlış anlayıp, sömürüyorsunuz, siz dayak atmak için bu gücü kullanıyorsunuz, halbuki çalışıp, terleyip, yorulup, kadının onurunu korumak, evin ihtiyacını karşılamak için size Allah'ın verdiği bir haktı bu, görevdi bu, emirdi bu, siz bunu sömürüyorsunuz, çekin gidin, benden alakanız yok, benimle bir ilginiz yok, buyurmuştur sallallahu aleyhi ve sellem. Yine dayakla ilgili, erkeğin zulmüyle ilgili bir şikayet kendisine ulaştığında, çok net bir şekilde ayağa kalkıp, ben dövmüyorum, bana yakın olmak isteyen kıyamet günü dövmeyecek buyurmuştur. Bu kadar basit.